Uçtu, kahkahalar havada uçuştu. İri izlediği anlar ve reklam aralarındaki neşeli diyaloglarını sadece Magazin D ekibi görüntüledi. Hazal Kaya Selçuk Yöntem'i nasıl zor durumda bıraktı? Kıvanç Tatlıtuğ final bölümüyle ilgili neler söyledi? İşte veda gecesinden kameramıza yansıyanlar. Türkiye'nin kanalı Kanal D'nin reyting rekoru kıran Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümünü tüm ekip birlikte izledi. Yalnızca Magazin D'nin görüntülediği o çok özel anları ekranlarınıza getirmeye vakit kaybetmeden başlıyoruz efendim. Sevgili seyirciler, Aşk-ı Memnu'nun muhteşem finali şu anda başladı. Tüm Türkiye gibi dizinin oyuncuları da şu anda nefeslerini tuttu ve hep birlikte muhteşem finali izliyorlar. Milyonlar ekran başında, oyuncular da tek yürek olmuş hep birlikte izliyorlar final bölümünü. Bacağı sakatlanan Beren Saat pür dikkat seyrediyor diziyi. Bacağı ise masada. Kıvanç Tatlıtuğ izliyor diziyi. Doğan TV CEO'su İrfan Şahin de eşiyle birlikte adeta zafer gecesine tanık oluyor. Sıra geldi Nebahat Çehre'ye. Hanımefendi dizinin yönetmeniyle birlikte bazı sahneleri gülerek büyük bir keyifle takip ediyor. Ve dizinin ilk reklam arası veriliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem birbirlerinin performansını tebrik ediyor o dakikalarda. Onlara dizinin senaristi de dahil oluyor. Şimdi söz Aşk-ı Memnu'nun Matmazeli ve Beşir'inde. Onlar da çok heyecanlı. Gayet güzel, her şey yolunda. Evet. Baran sen söyle. Valla şimdilik her şey yolunda. Evlilik hariç. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Canlandırdığı Bihter karakteriyle son ayların adından en çok söz ettiren bayan oyuncusu olan Beren Saat, dizinin ilk bölümünü çok beğenmiş. Reklam arasında bakın neler söylüyor güzel bayan. Güzel bir bölüm olmuş gibi görünüyor. Bakalım izleyeceğiz, biz de hepsini görmedik. Dizi tüm ekip ve davetliler tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Herkesin gözü ekranda. Her sahnede büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecan da izleyenlerin yüzüne yansıyor adeta. Hazal Kaya ise Behlül'ün maskelerini takan konukların dans ettiği kına gecesinin çekimlerini anlatıyor bize. Çok eğlendik, çok eğlendim. Ben şahsen çekerken çok eğlendim. Ne kadar zamanda çekildi? O yarım saat falan sürdü. Ben o kadar çok eğlendim ki hani çok fazla bir plan alınamadı. Yani plan alınsa da ben fark etmedi zaten. Ben oynuyordum o esnada. Çok keyifli ama. Çok 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 güzeldi. Selçuk usta oyuncu çok başarılı bir işe imza attıkları için oldukça mutlu. Bence bir ilk yani, bu kadar insan bir arada bir diziyi seyrederek bu kadar konsantreli seyretmesi beni çok mutlu etti. Şimdi size çok özel bir anı izletmek istiyoruz. Selçuk Yöntem geceye kızıyla birlikte katılmıştı. Hazal Kaya ise dizide onun kızı rolünde oynamıştı. Hazal Hanım'la Selçuk Yöntem'in kızı arasındaki diyaloglar gerçekten görülmeye değer. Baba! Bir yanda o kızım, bir yanda bu kızım. Ne kadar güzel. Çaresizim görüyorsunuz değil mi? Resmen. Burada bu gerçek, öbür tarafta o gerçek. Bilemiyorum, şu an için benim. Evet, şu anda o gerçek. Şu an benim. Selçuk Yöntem, Hazal Kaya'nın oyunculuk performansına övgüler yağdırmayı da ihmal etmiyor. Çok daha iyi noktalara da gelecek. Eminim, hissediyorum onu. Çok güzel, çok yetenekli. İnşallah her şey onun için çok güzel olur. Bu kez mikrofonumuzu Hazal Kaya'nın annesine uzatıyoruz. Hanımefendinin yaşadığı mutluluğu tarif etmek çok zor. Tabii benim için çok gurur kaynağı kızım. Son derece başarılı bir çalışma yaptılar hep birlikte. Tabii bu bir anne için elbette çok mutlu bir gün. Ve işte dizinin çok önemli bir kahramanına geldi sıra. Haftalarca milyonları ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral duygusal anlar yaşıyor o dakikalarda. Biraz duygusalım galiba bugün. Biraz zor vedalaşacağım herhalde. Çok güzel. Böyle bir şeye vesile olmak çok güzel. Hilal Hanım, Beren Saat'in başına gelen kazayı nazar olarak nitelendiriyor. Bence nazara geldi, inanamadım. Yani öyle
öyle düşünüyorum. Yani şaka gibi bir durum Beren'in şu andaki durumu. Allah çok korusun, ilk çekimlerde bir şey olmadı. Evet, evet. Dizinin yönetmeni bunları söylerken Beren Saat ise reklam arasında hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektiriyor. Dizinin sonlarına doğru heyecan kat be kat artıyor. Behlül'den Bihter'e, Adnan'dan Firdevs'e herkes büyük bir merakla diziyi izlemeye devam ediyor. Son sahneler yaklaştıkça Hazal Kaya ile yönetmenin sarılıp el ele tutuşması dikkatimizden kaçmıyor. Dizinin senaristleri ise gözyaşlarına hakim olamıyor. Sevgili seyirciler, işte Aşk Memnun'un muhteşem vedası. Milyonlarca izleyici ekranları başında ağlarken burada da oyuncuların gözyaşları sel oldu. Çok duygulandım. Yani mümkün değil, bilemiyorum. Biz onlarla böyle yaşıyoruz işte. Beren Saat ise büyük bir ciddiyetle diziyi izlemeye devam ediyor. Yanındaysa yakın arkadaşı. Ve işte öğrendi öğrenecek derken sonunda dizide olan oluyor. Adnan Bey'in Bihter'le Behlül arasındaki aykırı birlikteliği öğrendiği an mekanda alkış sesleri yükseliyor. Bihter! Dizide tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Bihter intihar ediyor. Peki sonrasında neler olacak diye herkes diziyi izlemeye devam ediyor. Son reklam arasında Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya birbirlerine sarılarak heyecanlarını paylaşıyor. Yalnızca bir dakika sonra ekibimiz Selçuk Yöntem ve Beren Saat'in yanına gidiyor. Tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Gerçekten muhteşem. Evet öyleydi. Yani objektif olmak çok zor ama insan kendi yaptığı için böyle konuşmamalı. Çok şu anda subjektif bir değerlendirme ama gerçekten ben etkilendim yani. Beren Hanım muhteşemdi, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve işte büyük finalin sona erdiği an. İçeride duygu dolu anlar yaşanıyor. Oyuncular ve ekip çalışanları birbirlerini sarılarak tebrik ediyor ve zirvede bitirilen işin tadını doyasıya çıkarıyor. Nihal karakteriyle büyük bir başarı elde eden Hazal Kaya heyecandan zorlukla konuşuyor. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim şu an, çok çok fena. Gerçekten çok. Efendim? Muhteşem bir final oldu. Kesinlikle. Hepimizi ortaya çıkardığı bir şeydi bu. Aynı zamanda kamera arkasındaki şahane ekip arkadaşlarımız muhteşemlerdi. Bu kadar güzel bir işin çıkmasını onlarsız sağlayamazdık. Bu kez de Nebahat Çehre ile birlikteyiz. Aşk-ı Memnun'un yayınlandığı süre zarfında oyunculuğu ve şık kıyafetleriyle manşetlerden inmeyen ünlü sanatçı bakın neler söylüyor bize. Nebahat Hanım, geçmiş olsun, tebrikler. Teşekkür. Geçmiş olmasın, iyilere devam hala. Tabii duyguseli var çünkü reytingden en düzeyi, ya yani en yüksek düzeyinde kadınla bıraktık. Başarının bu duygusal yansıması mı? Televizyon tarihine geçen gecenin ayrıntılarını ekrana getirmeye devam ediyoruz. Tüm oyuncular büyük bir keyifle birbirlerine sarılırken Beren Saat sekerek arkadaşlarının yanına gitmeye çalışıyor. Şimdi sözü Beren Hanım'a veriyoruz. Final bölümünde Bihter intihar etti. Peki ona göre farklı bir son olabilir miydi acaba? Başka bir alternatif yok bence. Roman nasıl bitti söyleyeyim. Bu arada güzel oyuncu tatile çıkma planlarını ertelemek durumunda kalmış. Belçim Erdoğan da bu duruma çok üzülmüş. Bir süre bizimle daha da olacak. O yüzden daha tatil programım yok. Çok yersiz oldu. Tam tatile gidici, tatile girecekti. Böyle rahatlayacaktı falan ama nazar işte. Gerçekten nazar herhalde. Bu büyük başarının baş kahramanı olan Doğan TV CEO'su İrfan Şahin, magazinde mikrofonla çok mutlu olduklarını dile getiriyor. Her şey çok güzeldi. 79 bölüm, her perşembe akşamları insanların randevu vermedikleri bir gece haline geldi. Darısı yeni işlerimizin başına diyorum. İrfan Bey, Kanal D izleyicilerine müjdeli haberler de veriyor. Eylül'ün ortasına geldiğimiz zaman pek çok güzel yeni projeyle, heyecanlı projeyle seyircimizin karşısında olacağız. Perşembe akşamları yine Beren Saat'in başrolü olduğu bir dizide devam edeceğiz. Beren Saat'in yeni dizisinin kadrosunu ise yönetmen Hilal Saral'dan öğreniyoruz. Fatma Gül'ün suçunu